Arkadaşlar merhabalar. Karışım problemleriyle devam ediyorum problemlere. Karışım problemlerinde iki tane formülümüz var. İkincisini birazdan vereceğim. Birincisi şu. Size oran sorduğu zaman istenen bölü tüm diyeceksiniz. Yani istenen cins neyse su, alkol, şeker onu üste yazacağız. Aşağıya da tüm karışım miktarını yazacağız. Örnek olarak burada bu karışımdaki tuz miktarı sorulursa, tuz oranı pardon, 25 bölü 60 deriz. Su oranı sorulursa arkadaşlar 35 bölü 60 deriz. Eğer yüzde olarak sorarsa yüzle çarpmanız yeterli. Bu kadar. Bakalım şimdi ikinci soruya. M gram tuz ile N gram şeker karıştırılarak 140 gramlık bir karışım oluşturuluyor. N 3M eksi 28'miş. Şimdi M artı N 140 olarak verilmiş. N de arkadaşlar 3M eksi 28 olarak verilmiş. Böylece 4M eşittir 168. M 10, pardon 17 diyecektim neredeyse. 164'e bölse 40, 42 arkadaşlar M. Şimdi karışımın yüzde kaçı tuzdur diyor. 42 bölü 140. İstenen bölü tüm. Yüzle çarptığınız zaman da arkadaşlar yüzdesini bulursunuz. Bunu böyle bırakayım. İşlemlerle uğraşmayalım şimdi. 15 litrelik alkol su karışımının 5 litresi, 10 litrelik alkol su karışımının da 3 litresi alkoldür. Bu iki karışım karıştırıldığında oluşan yeni karışımın alkol oranı yüzde kaç olur? Şimdi gördüğünüz gibi bakın 15, diğeri de 10. Toplam o zaman 25 olacak. Alkol oranını sorduğu için birinciden 5 litre alkol, ikinciden de 3 litre alkol geliyor. 8 bölü 25. Yüzde sorduğu için bir de yüzle çarpacağız. İşte olay budur. İstenen bölü tüm yüzde sorarsa da yüzde çarpacağız arkadaşlar. İkinci formül de şudur. Bu formülü yapamadığımız yerde ya da bu formülü hep yapabiliriz aslında da ben genelde bu öğrettiğim formülle yapıyorum ama öğrencilerin biraz daha sevdiği formül bu arkadaşlar. İki tane karışımı karıştırdığımız zaman ya da üç tane fark etmez ya da 10 tane karışım fark etmez. Birinci madde miktarıyla yüzdeyi, ikinci madde miktarıyla yüzdeyi çarpıp toplayıp toplam madde miktarı çarpı karışım yüzdesi olarak bulabiliriz. Bakın göstereyim size. Tek bir karışım varsa üstteki formül istenen bölü tüm mantıklı. İki tanesi varsa yine istenen bölü tüm mantıklı. Bu da mantıklı. Ben şimdi yapayım hangisi kolayınıza gelirse. Ayırayım şöyle soruyu. Birinci yol ilk öğrettiğim. %20'si 20 gram tuzlu su ile %30'u tuz olan 30 gram tuzlu su karıştırılıyor. Şimdi tuz yüzdesini soruyor ya tuz miktarını bulalım. 20 çarpı 20 bölü 100 4. Sonra arkadaşlar diğerinde de 30 çarpı 30 bölü 100'den 9 gram tuz var. Tuz toplamda 13 karışım 20-30 daha 50 100 ile çarpacağız. Böylece arkadaşlar %26'ymış karışımın tuz yüzdesi. İkinci olay da şudur. 20 çarpı 20 artı 30 çarpı 30 eşittir 50 çarpı x. Bu sanki sizin daha çok hoşunuza gidiyor. Yüzde miktar en sonda toplam miktar yüzdeyi bilmediğimiz için ona da x diyoruz. Buna göre 400, 900 daha 1300 eşittir 50x. 130 bölü 5'ten 26 eşittir x oldu. Bakın bu şekilde bu da ikinci yol. Şeker oranı %20 olan 20 litre şeker su karışımı ile su oranı %70 olan 40 litre şeker su karışımı karıştırılırsa karışımın su oranının yüzdesini bulalım. %20 şekerse demek ki %80 de su. Bakın 20 çarpı 80 o yüzden. Artı 40 çarpı %70 suydu. Eşittir 60 çarpı x. Sıfırları sadeleştirebiliriz aslında. Bir tanesini böyle gitsin. 20 çarpı 8 160. 40 çarpı 7 280 eşittir 6x. 160 280 daha. 440 eşittir 6x. Böylece 220 bölü 3 olacak arkadaşlar. Karışımın su oranı. Ağırlıkça %35'i tuz olan 200 gram tuzlu suyun 1 bölü 4'ü. Ağırlıkça %15'i tuz olan 150 gram tuzlu suyun 1 bölü 3'ü alınıp yeni bir karışım elde ediliyor.
yeni karışımın tuz oranını bulalım. Arkadaşlar siz homojen bir karışım elde ettiğiniz zaman isterseniz ondan 10 kilo olun, isterseniz 1 kilo olun, oran değişmez asla. O yüzden de şunu yapmanız yeterli. 200'ün 1 bölü 4'ü nedir? 50. 50 çarpı 35 artı 150'nin 1 bölü 3'ü 50 çarpı 15 eşittir toplam miktar 100 gram çarpı x. Böylece bir tane sıfırları yine sadeleştirelim. Şöyle her tarafta var. 5 çarpı 35 150 175 5 çarpı 15 75 10x 250 eşittir 10x'ten arkadaşlar. X %25 oldu. Şeker oranı %20 olan x gram sıvı ile şeker oranı %45 olan y gram sıvı karıştırılıyor. Yeni karışımın oranı %30 olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? X çarpı 20 artı y çarpı 45 eşittir x artı y çarpı 30'dur. Böylece hepsi 5'e bölünüyor arkadaşlar. 5 ile sadeleştirebilirsiniz bakın. Her taraf sadeleşiyorsa yalnız. Biri sadeleşse biri sadeleşmesi olmaz. 5'e böl 4x. 5'e böl 9y. 5'e böl aynı zamanda dağıt 6x artı 6y. Böylece 5y eşittir 2x oldu. Bizden x bölü y oranı isteniyor. 5 bölü 2'dir. Şeker oranı %40 olan 50 litre şekerli su karışımının önce 1 bölü 5'i dökülüyor. Yerine dökülen miktar kadar şeker oranı %30 olan şekerli su ilave ediliyor. Oluşan yeni karışımın su oranı yüzde kaçtır? 50'nin 1 bölü 5'i 10'dur. Şöyle diyeceğiz o zaman. 40 kalacak. 40 çarpı 40. Yerine 10 litre geldi. Onun da %30'u bakın. Toplam yine 40 10 daha 50 çarpı x. Sıfırlar gitsin. 160 artı 30 eşittir 5x. 190 bölü 5. O da ne yapar? 18 38 eşittir x'miş. Su oranı soruluyormuş. O zaman hemen düzeltelim. Su oranı da arkadaşlar %62 olur. Ağırlıkça %35'i demin buna bakmadık mı biz? Bakayım bir. Değil mi? Buna bakmışız. Aynı soruyu bir daha koymuşum. Pardon. Kilogramı 600 lira olan fıstık ile kilogramı 8000 lira olan fındık karıştırılarak elde edilen bir karışımın 7400 lira olması için hangi oranlarda karıştırılması gerektiğini bulalım. Şimdi bu şöyle arkadaşlar. Deminki gibi yapabilirsiniz aslında. Karışım sonuçta karışım yüzdesi gibi. 6000'den yüzde x gibi düşünün. 6000 çarpı x artı 7400 çarpı pardon öbürü neydi? 8000. 8000 çarpı y eşittir x artı y çarpı 7400. İşte size aynı mantık yapabileceğiniz bir soru. İki tane sıfırları şöyle sadeleştirelim. 60x artı 80y eşittir 74x artı 74y. Buradan da 6y eşittir arkadaşlar 14x, y 3y eşittir 7x. Demek ki bunların arkadaşlar 3 bölü 7 oranıyla karıştırılması gerekiyormuş. Birinden 3k, öbüründen 7k. Ya da birinden %30, birinden %70 diyebiliriz. A kabındaki karışımın %20'si, B kabındaki karışımın da %30'u tuzdur. A kabındaki karışımın 1 bölü 4'ü, B kabındaki karışımın da 1 bölü 3 alınarak yeni bir karışım elde ediliyor. Oluşan yeni karışımın %24'ü tuz olduğuna göre, İlk durumda B kabında bulunan tuz miktarının A kabında bulunan tuz miktarının oranı kaçtır? Hemen diyelim birinde X miktarı olsun öbüründe Y miktarı olsun. Hatta A, B demiş. A diyelim B olsun. A'nın 1 bölü 4'ü alınıyor. Bunun %20'si. B'nin 1 bölü 3'ü alınıyor. Bunun da %30'u. Ve toplamda 24 A bölü 4 artı B bölü 3. Burada arkadaşlar şu sadeleştirirsek 5A. Burası 10B. 24 bölü 4'ten burası 6A artı 24 bölü 3'ten 8B. Böylece 2B eşittir
A oldu. Demek ki B'nin A'ya oranı sorulsaydı 1 bölü 2 diyecektik. Ama arkadaşlar ne demiş? B'deki tuz miktarının A kabındaki tuz miktarına oranı. O zaman bakın onun için şunu diyeceğiz. B çarpı %30'u tuz değil mi? 30 bölü 100. Öbüründe de artık 2B diyelim. Böylece 2B'nin 20 bölü 100'ü. Bunlar gitti arkadaşlar. Sonra sıfırlar yine gitti. 3B, hatta pardon B'ler de gitti. 3 bölü 4 oldu. B'deki tuzun A'daki tuzu oranı arkadaşlar 3 bölü 4'müş. Alkol oranı %25 olan 75 gram alkol su karışımı ile alkol oranı %40 olan 75 gram alkol su karışımı karıştırılıyor. Buna göre son durumdaki karışımın alkol yüzdesi kaçtır? Şimdi alkol oranı 75 çarpı 25 demiş. Artı diğerinde de arkadaşlar 75 çarpı 40 bakın. Eşittir 150 çarpı x. 75 çarpı 25, 75 çarpı 40 topladığımız zaman arkadaşlar işlemi yaptığımızda ben ezbere söyleyeyim size 40, 25 daha 65, 32,5 gelecek. Burada bilerek işlemleri yapmadım arkadaşlar. Eğer miktarlar aynıysa 75, 75 bakın yüzdeleri toplayıp ikiye bölebilirsiniz. Bu önemli bir şey. Hatta bu soruda size şunu söyleyeyim. Karıştırılan karışımda miktarlar eşit değilse, bakın buraya da not olarak gösterdim. Oluşan karışımın yüzdesi miktarı çok olan karışımın yüzdesine yaklaşır. Yani şöyle bir şey olsaydı, %25'likten 100 gram, %40'lıktan 10 gram alsaydım, karışımın oranı %25'e daha yakın çıkardı. Basit bir örnek göstereyim bakın size. 100 gram olsun ve yüzdesi 50 olsun. Öbürü de 4 gram, 1 gram olsun ve yüzdesi 4 olsun. 101 çarpı x'ten x arkadaşlar böyle 49 küsür bir sayı geliyor. Gördüğünüz gibi yüzdesi önemli değil. Önemli olan şu miktar. Bu miktardan hangisi fazlaysa yüzde de 10'a yakın oluyor. Bakın 100 gram 1'e göre çok olduğu için oran %50'ye yakın geldi. Alkol oranı %24 olan x litre alkol su karışımı ile alkol oranı %36 olan y litre alkol su karışımı karıştırılıyor. X büyüktür y olduğuna göre oluşan yeni karışımın alkol yüzdesinin alabileceği en büyük değerini bulalım demiş. X y'den büyük olduğu için mesela arkadaşlar burada aynı şu örnekte gibi alabileceği değer 24'e yakın olur. En büyük değeri sorulmuş pardon. En az sorsaydı 25 derdik. En büyük değerini soruyor. Onun için de şunu diyeceğiz. 24 artı 36 bölü 2 ne yapıyor arkadaşlar? 30 değil mi? Şimdi zaten bunların maksimum olduğunda diğeri y büyük olmadığı için eğer y eşit olsaydı bile x eşittir y olsaydı bile 30 oluyor maksimum. O zaman arkadaşlar demek ki 30'a en yakın değer 29 olacak. Bakın buna da dikkat edin. Yani 24'ten büyük olacağı kesin cevabın. En az değeri deseydi, en küçük tam sayı değeri deseydi 25 olurdu. Çünkü o kadar büyük bir sayı alırsınız ki aynı yukarıdaki gibi 1000 gram x'ten alırsınız, 1 gram y'den alırsınız %24 küsür bir şey olur. Ama siz istediğiniz kadar bu miktarı yukarı çekmeye çalışın. Yani y'den bir nevi koymaya çalışın demek istiyor size. Y'den ne kadar çok koyarsanız %36'ya o kadar yaklaşacaktır. Ama eşit olmayacağı için bunların miktarları eşit olunca bile %30 oluyorsa eşit olmadığında ondan bir küçük %29 olabilir. İnşallah anlamışsınızdır bu mantığı. Hemen diğer soruya geçelim bakın. Şeker oranı %20 olan M litre şekerli su ile şeker oranı %30 olan N litre şekerli su karıştırılıyor. M küçüktür N olduğuna göre oluşan şeker yüzdesinin en küçük tam sayı değerini soruyor. Şimdi M küçüktür N demiş arkadaşlar. Buradan daha az katıyoruz. Buradan daha çok katıyoruz. Karışım yüzdesi o zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. M N'ye eşit olsaydı %20, %30 toplayıp 2'ye böldüğümüzde 20 artı 30 bölü 2'den %25 olurdu. Yalnız
Burada neye dikkat edeceğiz? Buradan daha büyük koyduğumuz için %30'a yakın, alabileceği en büyük değer 29, alabileceği en küçük değer 25'ten büyük olması lazım. Niye? İkisi de eşit olsaydı bile en az 25 oluyor. O zaman 25'ten bir büyük 26 olur diyebiliriz. Burada tavsiyem şudur arkadaşlar. Alın hesap makinesini elinize. Şöyle işlemler yapın. Önce deyin ki %20'likten 1 gramcık koyun. %30'luktan 500 gram koyun. Ortalamaya bakın ne çıkacak. Sonra 20'likten 2 gram koyun. 30'luktan da 2 gram koyun. Ne çıkacak? Bunu lütfen hesap makinesinde yapın. Sonra arkadaşlar 20'den 2,9 koyun, 30'dan da 3 koyun, tamam mı? Böylece oranın neye yakın olduğunu gerçekten göreceksiniz arkadaşlar. Ve dediğimi daha iyi anlayacaksınız. %25'i şeker olan 20 litre şekerli suya 30 litre su eklenirse yeni karışımın şeker yüzdesini bulalım. Bakın arkadaşlar, yaparken şimdi lütfen işlemime dikkat edin. 20 çarpı 25 artı 30 çarpı 0. Niye biliyor musunuz? Suyun içinde hiç şeker yok ya. Haliyle burada şeker yüzdesi sıfırdır. Ama toplam miktara dikkat edin. 20, 30 daha 50. Toplam miktar her zaman yazılacak. Çarpı x. Gördüğünüz gibi birinci karışımın yüzdesi, ikinci karışımın şeker yüzdesi, son toplam karışımın şeker yüzdesi. Dolayısıyla su eklediğinizde o saf su olduğu için, içinde şeker olmadığı için şeker oranının %0 olduğunu görmeniz lazım. Böylece 20 çarpı 25 arkadaşlar 500, 500 bölü 50'den de 10 eşittir x oldu. Gelelim bakın buraya. %20'si tuz olan 40 litre tuzlu suya kaç litre su eklenirse yeni karışımın tuz yüzdesinin %8 olacağını bulalım. 40 çarpı 20 artı x çarpı su demiş değil mi? 0 eşittir 40 artı x çarpı 8. Bakın şeker yüzdesi, pardon, tuz yüzdesi bir katkısı yok çünkü tuz yok içinde. Burası zaten arkadaşlar %20. Toplam miktarda 40 artı x, onu bilmiyoruz zaten. 40 çarpı 20, 40 kere 2 80, 800 oluyor. 800 eşittir 320 artı 8x. Buradan da 480 eşittir 8x. X eşittir 60 grammış. Şeker oranı %40 olan 80 gram şeker su karışımına şeker oranının %60 olması için kaç gram şeker ilave edilmesi? Bakın şeker oranı saf şeker olduğu için %100 olacak. Dikkat edin. 80 çarpı 40 artı x çarpı 100 artık. Gördünüz mü? Eşittir 80 artı x çarpı %60'tı zaten. Sıfırları sadeleştirelim. 80 çarpı 4 320 artı 10x eşittir 480 artı 6x arkadaşlar. Böylece 480 eşittir 8x. X de arkadaşlar 60 olmuş oldu. Şeker oranı %40 olan 80 gram şeker su karışımına şeker oranının %60 olması için kaç gram şeker ilave edilmesi gerektiğini bulalım. Bakın şimdi orana lütfen dikkat edin. 60, pardon, 80 çarpı 40 artı x çarpı 100. Niye x çarpı 100? Şeker kendisi zaten saf. İçinde hiç su yok. O zaman karışım oranı arkadaşlar direkt %100 olarak söyleyeceksiniz. Eşittir. X artı 80 çarpı yüzde kaçtı? 60. Böylece 80 çarpı 40, hatta sıfırlar hepsinde var. Sadeleştirelim şöyle. 320 artı 10x eşittir 6x artı 480. Buradan da arkadaşlar 4x eşittir 160. X eşittir 40 geldi. %15'i şeker olan 60 kilogramlık şeker su karışımına 9 kilo şeker, 21 kilo su ilave edildiğinde oluşan yeni karışım. Bakın 60 çarpı 15 artı 9 çarpı 100 artı 21 çarpı 0, 30, 60, toplam 90 kilo var. Buradan da x'i istiyoruz. Su olduğu için 0, şeker olduğu için %100. 900 artı 900 eşittir 90 x arkadaşlar. Buradan da x eşittir 20 geldi. 1800 eşittir 90 x olduğu için.
%25'i şeker olan bir miktar şekerli su karışımına içindeki su miktarının 1 bölü 3'ü kadar şeker eklenirse son durumda elde edilen karışımın şeker yüzdesi. Nasıl olsa bize miktar vermemiş, o zaman en kolay sayı olan 100'ü seçelim. Bunun 25'i arkadaşlar şekerdir, 75'i sudur. Buna göre o zaman 100 çarpı 25 artı suyun 1 bölü 3'ü kadar dediğine göre 25 su eklenecek ama sıfırla çarpacağız. Eşittir toplam miktar artık 100 ve 25 olduğu için 125 çarpı x. Burada 25 ile 125 sadeleşir 5. 100'ü 5'e böl, 20 eşittir x olur. Bakalım şimdi diğer sorumuza. %40'ı şeker olan 30 gram şeker su karışımının 1 bölü 3'ü dökülüyor. Yani 10 gramı dökülüyor, 20 kalıyor. 20 çarpı 40 artı şeker ekleyeceğiz. 100 yazdım bakın yanına. Eşittir 20 artı x çarpı 52. Buradan da 800 artı 100x eşittir 1040 artı 52x olacak. Böylece 48x eşittir 240'tan x eşittir arkadaşlar 5 geldi. Şeker oranı %25 olan 30 litre şekerli sudan kaç litre su buharlaştırılınca şeker oranın %75 olacağını bulalım. Şimdi arkadaşlar burada da bakın eksi yapacağım. Dikkat edin. 30 çarpı 25 eksi x çarpı 0 eşittir 30 eksi x çarpı 75. Nasıl olsa x gram su gidecek ama oradan şeker gitmeyecek asla. 750 eşittir 75 çarpı 30 eksi x. Bunlar sadeleşti. 10 eşittir 30 eksi x'ten x 20 geldi arkadaşlar. Su nasıl olsa çıkarılıyor. O zaman temel mantıktan bir şaşmıyoruz. Artı iken eksi oluyor gördüğünüz gibi. Tuz miktarı %20 olan bir miktar tuz su karışımına tuz miktarının yarısı kadar tuz ekleniyor. Eklenen tuz kadar da bu karışımdan su buharlaştırılıyor. Son durumda oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi. Bakın 100 gram diyelim, uğraşmayalım. Bunun 20'si tuzdur, 80'i sudur. Şimdi ne demiş? Tuz miktarının yarısı kadar tuz ekleniyor. O zaman bakın yapıyorum şimdi. 100 çarpı 20 artı ne kadar tuz eklenmiş? Var olanın yarısı kadar. 10 çarpı 100 artı ne demişti? Tuz kadar. Eklenen tuz kaç gram? 10 gram. O zaman eksi 10 çarpı 0. Şimdi 100 eklen var zaten. 10 eklendi. 10 da çıkarıldı. Yine 100 oldu. Çarpı x arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böylece burada 100'ler hep ortak, sadeleştirelim. Bu zaten 0. 20 artı 10 30 eşittir. X geldi sorunun cevabı. A kabında tuz oranı %20 olan 50 litre tuzlu su, B kabında da tuz oranı %40 olan 60 litre tuzlu su vardır. A kabındaki karışımın kaç litresi buharlaştırıldıktan sonra elde edilen karışım B kabındaki karışım ile karıştırılırsa yeni karışımın tuz oranı %34 olur. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. 50 çarpı 20 arkadaşlar. Eksi su gidecek ya. X çarpı 0, ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Artı 60 çarpı 40 eşittir. Yeni durumda 50 litre buradan, 40 da buradan. Pardon, 60'mış o, affedersiniz. 50 buradan, 60 buradan, 110. X'de su gidiyor. Toplam miktar %34 tuz oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yine aynı mantık. Ekledim. Ekledim. Buradan da su buharlaştıracağız. Çıkacak o zaman. Böylece 50 çarpı 20 1000. 6 çarpı 40 2400 burası. 34 çarpı 110 diyeyim. Onu çarpmakla uğraşmayayım. Eksi 34x. Ama mecburen çarpacakmışız gerçi. 34 çarpı 100 3400 yapar. Bir 10'la çarparsak 3740. O zaman yapalım şöyle. 3400 eşittir 3740 eksi 34x. Buradan çıkardığımız zaman arkadaşlar 3740 3400 çıkaralım. 340 eşittir 34x'ten x eşittir 10. Demek ki
10 litre su buharlaştırılırsa istediğimiz karışımı elde ediyoruz. Son soruya geldik artık arkadaşlar. Şekildeki ABC kaplarında tuzlu su karışımları ve tuz yüzdeleri verilmiştir. A'daki karışımın yarısıyla C'deki karışımın dörtte biri B kabına boşaltılırsa B'deki son durumda oluşan karışımın su yüzdesi. Şimdi A'daki karışımın yarısı, yani o zaman bunu silelim, 20 litre diyelim. C'deki karışımın dörtte biri, yani 25'i. Bunların hepsi nerede buluşuyor? B'de buluşuyor. 20 çarpı 40 artı 25 çarpı 40 artı 30 çarpı 60 eşittir x çarpı toplam miktar 20 buradan, 25 buradan, 45, 60 da buradan, pardon, 30 da buradan, 75. 20 çarpı 40 800, 25 çarpı 40 1000, burası 1800 arkadaşlar. 2800, 800 daha 3600 eşittir 75x. X de buradan, o zaman ne olur? Düşünüyorum şimdi. Böleyim bir ya. 75'i şeye böleyim. 25'e böleyim. 25'e gerçi bölümünü bilmiyorum. 75'i 5'e böleyim. 15. 360'ı 5'e böleyim. 72. Şimdi 72'yi 3'e böleyim. 24. Bunu da böleyim 5. 240'ı 5'e böleyim. 48'miş. Anca buldum, kusura bakmayın. Biz yalnız şu an tuz oranını bulduk arkadaşlar. Böylece su oranını istediği için o da %52 olacak. Bu şekilde karışım problemlerini de bitirmiş oldum. Karışım problemleri diğerlerine göre dikkat ederseniz biraz daha ezbere dayalı oldu. Ama tabii ki bu konuyu da anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Görmeniz gerekiyor. Hangisi daha kolayınıza gelirse diyeceğim, ama zaten ilk bilgiyi verdikten sonra bütün soruları ikinci bilgiyle çözebildiğimi gördük. Bundan dolayı siz de artık ilk verdiğim o formülden ziyade ikinci formülü kullanabilirsiniz karışım sorularında. İş çavuş probleminde de karışım problemiyle ilgili olan sorular oluyor arkadaşlar. Onu da birlikte karışımın arkasına veya karışımın önüne, fark etmez, dinleyebilirsiniz. Hareket problemleri, sonra yeni nesil problemlerle de görüşeceğiz arkadaşlar. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Klasik sorular çözmeden, problem mantığını oturtmadan yeni nesil sorulara geçiş yapmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar.